Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Kylie Jenner tekniğiyle makyaj yapmayı göstereceğim. Benzer miyim? Benzemem herhalde. Ama aynısını yapmaya çalışacağım. Şu an sürdüğüm L'Oreal Paris'in makyaj bazı, böyle pembe renkli. Bunların isimlerini açıklama kısmına bırakırım. Daha sonra L'Oreal Paris Infallible fondötenini kullanacağım. Şöyle söyleyeyim, ben normalde günlük hayatımda fondöten falan kullanmadığım için kalıyor ve tarihi geçiyor, bozuluyor. O yüzden ben mesela çok makyaj malzemelerim yok benim. Onun için de elimde olanlarla sizlere makyaj göstermeye çalışıyorum. Fondötene uyguladım. Şimdi de konturumu uygulayacağım. Kylie'nin yanakları biliyorsunuz, dudak kenarlarına kadar bu şekilde çizgili. Bir de bu kısmı daha ince. O yüzden inceltiyorum bu kısmı da. Kontörünüzün daha belirgin olmasını istiyorsanız pıt 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 hareketlerle yapmaya çalışın. Böyle yayarak yapmayın. Essence'in kamuflaj concealer'ı var bende. Çok memnunum. Çok beyaz. Ayrıca yoğun kapatıcı. Önce göz altlarımı biraz süreyim. Normalde benim göz altlarımda morluk falan yok. Hiç normalde de kullanmam ama makyaj gereği teknik tamamlansın diye. Şimdi de bu kısma ve yanlara burnu inceltmek için biraz da bu kısımları süreceğim. Bir de onun çenesi daha ince. Bu şekilde. Ben de beyaz pudra yok, o yüzden bebek pudrasıyla yapacağım. Toz pudram olmadığı için. Bir tane poşet alıyorum.
şekilde. Biraz kaldıktan sonra dağıtacağız zaten. Üstüm bembeyaz oldu. Şimdi kaşlarımızı yapıyoruz. Önce kaşımı aşağıya doğru tarıyorum. Üst kısımlarını daha rahat çizebilmek için. Şimdi ince ince fazla boyamadan. Şekli verdikten sonra kaşlarımı yerine tarıyorum. Bu şekilde. Şimdi de yüzümde geri kalan bunu temizleyelim. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi arkadaşlar konturumu biraz daha belirginleştireceğim. Böyle tatlı bir kontur paletim var. Şimdi de burada tatlı bir tane pembe allığım var. Bunu süreceğim. Aslında Kylie'nin allığı daha böyle yoğun bir pembe ama bende bu var. Bununla idare edeceğiz artık. Bu şekilde. Şimdi de göz makyajına geçelim. Biliyorsunuz Kylie bazen pembe ve turuncu makyaj yapıyor. Bugün o makyajı yapacağım size. Kahverengi makyaj zaten hep olduğu, yani hep yaptığımız bir makyaj gibi olduğu için. Biraz daha farklı olsun diye. Şimdi bende Revolution Pro'nun böyle bir far paleti var. Burada pembe bir ton var. Bunu alıyorum. Önce gözümün bu kısmına biraz değdirdim. Gözümün üst kısmına biraz bundan sürüyorum. Şimdi bir tane büyük başlı bir fırça. Burada Morphe'dan biraz aldım. Gözümün üstünü boyuyorum biraz. Renk olsun diye. Bu şekilde. Şimdi diğerini. Şimdi arkadaşlar. Bende bir tane böyle pigment var. Ama ismi markası, ismi cisme markası falan belli değil. Yani bilmiyorum, silinmiş. Burada tatlı bir tane pembe pigmentim var. İsterseniz siz de eğer başka pembe varsa onu da kullanabilirsiniz. Bunu göz üstüne sürüyorum. Bu kısma. Bu şekilde. Pembişlerimi sürdüm. Şimdi kirpiğimi yapacağım. Onun kirpikleri ipek kirpik. Bende takma kirpik yok. O yüzden kendi kirpiklerimle idare edeceğim. Şimdi bu göstereceğim şeyi evde denerken dikkatli olmanız lazım. Yoksa kirpiklerinizi yakabilirsiniz. Bir tane kirpik kıvırıcı. Bir tane çakmak. 3 saniye kadar bu plastik olan yerini değil de demir olan yerini ısıtıyoruz. 3 saniye kadar. 1, 2, 3. Dokundum. Çok sıcak değil. Şimdi kirpiklerimi kıvırıyorum.
Böyle yapınca daha etkili kıvrılıyor kirpikler. Daha etkili oluyor ama dikkatli olmanız lazım. Kirpiklerinizi yakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kıvırcık oldu. Dokunma çok sıcak değil. Dikkatli olun, gözlerinizi yakmayın. Kirpiklerimize de maşa yaptık. Şimdi benim yıllardır vazgeçmediğim, yıllardır kullandığım Golden Rose Lash Plumping var. Maskaram. Bunu kullanacağım. Dipten başlayarak böyle kıvırarak uçlara doğru ve kirpinizi böyle düz değil de bu şekilde tarayın. Normalde de zaten bu şekilde yaparsınız, gözleriniz daha olduğundan çekik gözüküyor. Bu şekilde. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tane ince uçlu fırça. Kahverengi far. Kyle bacımız böyle bu kısımdan ucuna doğru küçük bir çizgi çiziyor. Hiç yakışmadı bu makyaj ama ne yapalım artık. Şimdi dudaklarımızı yapıyoruz. Bende bir tane dudak kalemi var ama bunun da markası Silindi. Çok uzun zaman önce almıştım. O yüzden istediğiniz kahverengi veya kullanacağınız rujun rengi ona göre ayarlayın. Bir tane dudak kalemiyle önce bir tane buradan üçgen çiziyorum. Sonra biliyorsunuz Kylie'nin dudakları buradan biraz daha yuvarlak geliyor. Yani daha yüksek geliyor. Uçlara doğru inceliyor. Getirdi bu şekilde. Şimdi ne yapıyorum? Biraz böyle yana doğru açıyorum dudak. Bir de onun altı da biraz daha kenarları geniş alıyor. O yüzden kenarları genişletip altı biraz daha topluyorum. Bu şekilde. Orayı topluyorum. Kenarları geniş bırakıyorum. Şimdi biraz içini doldurayım. Neredeyse benzedim de Essence'in böyle bir ruju var. Bir numara. 20-22 TL civarı olması lazım. Bunu alıyorum. Şimdi biraz da renk katacağım. Çok dudaklarım soğuk geldi. Tabii bunu Kylie bacımız yapmıyor ama ben ek olarak yapıyorum. İsterseniz siz de yapabilirsiniz. İstemezseniz yapmaya öyle bırakabilirsiniz.
L'Oreal Paris'in böyle mat bir ruju var. Bu kaç numara? Bakayım. 205 numara. Çok güzel bir ruj bu da. Artıya öyle. Fıt 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 bırakıyorum. Şimdi bunu yayacağız. Makyajım bitti. Ben beğenmedim ama umarım siz beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum kısmında yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz.